Merhaba arkadaşlar, ikinci yazılı günü geldi, çattı ve biz de yine birlikte buradayız. Bugün 3 adımda edebiyatın ikinci yazılısını halledeceğiz. Ne yapacağız? İlk başta ünitelerimizle alakalı unuttuğumuz şeyler varsa onların bir üzerinden geçeceğiz. Yani giriş konusundan fazla soru gelmeyecek belki bu yazılıda. Birazcık hikaye değineceğiz ama şiir konusu ikinci yazılımızın temel konusu olacak. Şiir ve sonrasında gelen filmsler, isim tanımları konularını birlikte güzel bir şekilde üzerinden geçeceğiz, özetleyeceğiz ama sonrasında yazılı provamıza başlayacağız. Yani gerçekten son derece seçici, boşluk doldurmalar, karşılaştırmalar, sınavda nasıl gelecekse Milletin Bakanlığı kazanımlarında bizlerden nasıl istendiyse, öğrencilerin neler çözmesi istendiyse hepsini ciddi bir şekilde çözeceğiz. Çoktan seçmeli sorular çözeceğiz. Eşleştirmeli sorular, doldurmalı sorular. Bunların hepsini beraber çözdükten sonra sınava hazır olmuş olacağız. Tabii ki üçüncü adım, birinci adım tabii ki özet demiştik. İkinci adımımız soru çözümü. Burada siz sorularda benimle beraber hareket edebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Durdurup ya burada bu olur, bu olabilir. Ha olmuyor, tamam bir dakika cevabını izleyeyim diyebilirsiniz. Üçüncü adımda ise tabii ki de ödev kısmımız gelecek. Burada da edebiyat kitaplarımızdan sizlere ödevler vereceğiz. Ve bu kitaplarda bakın burada tam burası çıkar şeklinde söylediğimiz kısımlar muhtemelen sınavda geleceği için sizler de buradan çalışacaksınız. Şimdi bu balı en başta göstermeyelim, biraz ortalarda gösterelim. Şimdi devam edelim. İlk başta konu anlatımımızla başlayalım. Birincisi, videomuzda giriş kısmıyla alakalı fazla bir şeyden bahsetmeyeceğim. Neden? Çünkü bu konu birinci yazılı konusuydu. Edebiyatın tarihle ilişkisi vardı, dinle ilişkisi vardı, dönemleri vardı, Türk yazı dilinin gelişimi vardı. Bu kısmı zaten birinci yazılı çok net bir şekilde çalışmıştık. Oradan tekrar edebiliriz. Ama hikayeden belki soru gelme ihtimali var. O yüzden burayı biraz anlatalım. Dede Korkut hikayeleri 12 hikayeden oluşuyordu. Dede Korkut hikayeleri destandan halk hikayesine geçişin ilk ürünüydü. Konuşmalar şiir şeklinde, anlatımlar düz yazı şeklindeydi ve hem destansı öğeler vardı hem de İslami öğeler vardı. Dede Korkut denen kişi bilge bir zattı. Oğuz Türklerinin Rumlarla, Gürcülerle, Ermenilerle olan mücadeleleri anlatılıyordu. Farklı farklı hikayeler vardı. Gelelim halk hikayelerine. Halk hikayelerine baktığımızda, genel özelliklerine baktığımızda bunların daha çok meclislerde saz şairleri tarafından söylenen hikayeler olduğunu, Kerem, Aslı işte veyahut da Ferhat ve Şirin gibi hikayelerle bizleri toplumsal anlamda bilgilendirdiğini söylemiştik. Burada diğer bir kısım var ki konularına göre türleri de vardı. Aşk hikayeleri olabiliyordu veyahut da işte kahramanlık hikayeleri olabiliyordu. Bunları da bilmemiz lazım. Hazreti Ali cenknameleri ise Hazreti Ali'nin kahramanlıktan anlatan hikayelerdi. Burada temel konu Hazreti Ali'nin kendisiydi ve biz burada çok net bir şekilde Hazreti Ali ile alakalı içerik olduğunu bize sınavlarda sorabilirler demiştik. Gelelim Mesnevi'ye. Mesnevi ise yani şöyle diyelim, destan, halk hikaye, destan, bak en başta destan var, şöyle yazalım size, destan var. Destandan hop Dede Korkut hikayelerine, esasında halk hikayelerine geçiyoruz. Bu arada geçiş dönemi. Halk hikayelerinden sonra Mesnevi var. Mesnevi'den sonra da bildiğimiz hikaye var. Yani edebiyatımızdaki ilk hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif-i Rivayat. Dolayısıyla bundan öncekiler Mesnevi, halk hikayeleri ya da destanlar oluyor. Burada bu cenknamelerle alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. 13. yüzyılda Anadolu'da tercüme yoluyla işlenmiş hikayelerdi bunlar. Hazreti Ali cengaver gazi tipini temsil ediyordu. Müslüman ve gayrimüslüman iki tipin, yani gayrimüslim iki tipin mücadelesi anlatılıyordu. Mesnevi'ye geldiğimizde Mesnevi şöyle bir şiir. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılan esasında bir şiir. İran Fars edebiyattan geçmiş bir şey. Roman ve hikayenin yerini tutuyor. Burada uyak türü AA, BB, CC, DD diye gidiyor. İşte Şeyhat Hamza'nın Yusuf ve Züleyha'sı, Mevlana'nın Mesnevi'si, Şeyhi'nin Hüsrev ve Şirin'i, Harname'si, Ahmedi'nin İskender'namesi gibi önemli Mesnevi'ler var. Gülşehri'nin Mantık-ı Tarih gibi. Burada Fuzuli'nin yine Mesnevi'lerinden en önemlileri Azeri Türkçesiyle yazdığı, aşkane gazel türünde yazdığı şeyler olsa da Leyla ve Mecnun, Sakiname, Bengübade Fuzuli'nin önemli Mesnevi'leriydi. Hamse sahibi demek de aynı zamanda 5 tane Mesnevi yazabilen kişi demekti. Lami Çelebi, Taşlıcalı Yahya, Alişir Nevai Hamse sahibi sanatçılardı. Hatta Alişir Nevai ilk defa Hamse, yani 5 Mesnevi yazan önemli bir kişiydi. Mesnevi ile alakalı şunu da bilmemiz lazım. Uyak düzeni bu ve beyit sayısı da sınırsız. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazıldığını bilmemiz lazım. Geldik Tanzimat dönemi hikayesine baktığımızda, burada öncelikle Tanzimat dönemi hikayesinde, yani Tanzimat döneminde toplum için sanat yapıldığı için sanatçılar edebiyatta halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla konular günlük yaşamdan veya tarihten alınıyordu. Ve aynı zamanda burada birçok eser tercüme edilmişti. Eserlerde genellikle yanlış batılaşma, zoraki evlenme, tutsaklık, aşk konuları işleniyordu. Teknik yönden de çoğu kusurluydu. Fakat
İlk hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif Rivayet kusurlu tamam. Ama Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler Türk Edebiyatı'nda teknik açıdan güçlü, batılı örneklere yakın ilk hikaye örneğiydi. İçerisinde Pandoma gibi bölümler vardı. Ve aynı zamanda Sami Paşazade Sezai'nin hikayelerinde dil ağır ve cümleler uzundu. Bunu da bilmemiz lazım. Batılaşmanın ve divan edebiyatı kültürünün etkilerini hikayenin üzerine hissediyorduk. Aynı zamanda Sami Paşazade Sezai'nin Dilber adlı kızın hikayesini anlattı, romanı anlattı. Sergüzeş romanını bilmemiz lazım. Millet Küçük Şeyler yine önemli bak. Bu ilk gerçekçi öykü, bu ilk öykü. Bunu da size sınavda soracaklar. Milli Edebiyat Dönemi hikayesine baktığımızda, Milli Edebiyat Dönemi hikayelerinde hikaye bu dönemde artık bir olgunluğa erişmişti. Realist yani gözlemci bakış açısıyla yazılıyordu. Toplumsal temalar işleniyordu. Türkçülük bu dönemde yazılan hikayelerin en önemli konusuydu. Ömer Seyfettin de zaten hikayelerinde hikayeciliği ilk defa meslek edinen bir sanatçıydı. Falaka, Bomba, Yalnız Efe, Beyaz Lale, Efruz Bey, Gizli Mabet, Ashab-ı Keyfimiz, Yüksek Ökçeler gibi hikayeleri önemliydi. Burada konularını daha çok tarihten, çocukluk anılarından, askerlik anılarından, gündelik hayattan alıyordu Ömer Seyfettin. Ve Yeni Lisan makalesinde de halk dilini yani sade dili savunmuştu. Milli Edebiyat Dönemi'nin en önemli özelliği zaten sade dil olduğunu da mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyoruz. Geldik şiir konusuna. Şiir konusu önemli. Şiir konusundan da bize sınavda soru gelecek. Zaten en çok da şiir konusundan soru gelecek. Burada şunu bilmemiz lazım. Şiirle alakalı bir kere biz şunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi bir sözlü dönemde İslamiyet öncesi şiir var. Bir geçiş dönemi şiir var. Bir de halk şiiri var. Dolayısıyla biz burada yani şunu iyi bilmemiz lazım. Bakın şöyle bir dörtlükler halinde yazılan halk şiiri. Şöyle 4-4 gidiyor. Nazım birim olarak dörtlük dörtlük tamam mı? Bir de beyitler halinde yazılan divan şiir geleneği var. Bunu bize sınavda sorabilirler. Hatta biz kitaplarımızı da gösteriyorduk. Şöyle gösterelim. Kitabımızı da nerede açalım. Bakın şöyle. Şiir konusunda size edebi sanatları sordukları gibi. Bakın hem divan şiirin özelliklerini sorabilirler eğer işlediyseniz. Ama aynı zamanda daha gelmeseniz burada size bir şiir verip bunun semai mi, varsayı mı, destan mı olduğunu, mani türlerini, türküleri, ilahileri, nefesleri veyahut da Türk halk şiirindeki özellikleri sorabilirler. Buradan ödevler vereceğiz ama şimdi gelin burada birazcık özet geçelim. Sonra da zaten yazılı provamıza hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Sözlü dönem genel özelliklerine baktığımızda sanatçılar eserlerini yazıya geçirmedikleri için biz buraya sözlü dönem diyoruz. Yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatında yazılı olarak sadece Orhun kitabeleri var. Bir de Uygur dönemindeki eserler var. Ama biz sözlü dönemde koşuklar sonradan halk edebiyatında koşmaya, divan edebiyatında gazele, günümüzde de şiire dönüşüyor. Sagularda vefat eden kişilerin ardından söylenen halk edebiyatta ağıta, divan edebiyatında mersiye dönüşüyor. Günümüzde de cenaze marşı olmuş diyebiliriz. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Sözlü dönemde arkadaşlar eserler kesinlikle ve kesinlikle sade bir dille yazılıyor. Eski Türkçe ile yazılıyor. Ve burada işte sanatçılar işte Şaman, Kan, Baksı ve Ozan adıyla anılıyor. Kopuz adı verilen müzik aletiyle söylüyorlar. Biz bu döneme ait bilgileri Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı ansiklopedik sözlüğünden ulaşıyoruz. Burada hece ölçüsü var. Buranın söz dönem şiiri şuna benziyor bakın şöyle. Şu birinci tarz olsun. Bu da ikinci tarz olsun. Söz dönem Türk şiiri birinci tarz. Yani hece ölçüsü, sade bir dil, yarım kafiye, milli bir dil, duygu düşünceler daha çok somut öğelerle anlatılıyor. Geçiş döneminde ise hem bir var, bakın hem bir var, hem de iki de var. Bu ne demek? Yani hem beyitlerle yazılmış, aruz ölçüsüyle yazılmış şiirler var, hem de hece ölçüsüyle dörtlüklerle yazılmış şiirler var. Burada geçiş döneminde dört önemli eser var. Kutadgu Bilig, Mutluluk Bilgisi, Yusuf Has Hacip tarafından yazılıyor. Mesnevi şeklinde yazılıyor. Türk Edebiyatı'ndaki ilk mesnevi, ilk siyasetname özelliği taşıyor ve Türk Edebiyatı'nın İslamiyet'ten sonraki ilk Türk İslam ürünü olduğunu bilmemiz lazım. Burada Yusuf Has Hacip'in yazdığı, Kutadgu Bilig'de, burası önemli. Yusuf Has Hacip'in yazdığı, bakın şöyle yazıyorum. Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutadgu Bilig, buradan soru gelecekler arkadaşlar. Mutluluk bilgisi anlamına geliyor. Ve burada beyit de var, dörtlük de var. Zaten geçiş dönemin özelliklerini bu demiştik. Fakat mutluluk bilgisi anlamına gelen bu eser 1069'da Karahanlı Hükümdarına sunulacak. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser. İslami dönem ilk edebiyat ürünü, ilk siyasetname, Uygur alfabesiyle ve Hakaniye yani Doğu lehçesiyle yazılıyor. Dili sade, konusu ideal insan ve alegorik bir eser. Yani böyle bu şekilde giderken işte Kün Toğdu diye bir
Hükümdar var, kral var. Bu adaleti temsil ediyor. Vezir var mesela mutluluğu temsil ediyor. Vezirin oğlu var akıl ve anlayışı temsil ediyor. İşte vezirin kardeşi var odgırmış akıbet temsil ediyor. Bunu bize sınavda sorarlar. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Hatta bununla alakalı biz kitabımızda size sınavda çıkabilecek şeyi gösterelim. Nerede? Bakın. Burada kutat kubilik. Bakın beyitler haline yazılıyor. Ama dini terimler var. Namaz gibi, helal gibi. Aruz ölçüsüyle yazılıyor. Didaktik öğeler var. Mesnevi ile yazılıyor. Dörtlükler kullanılması İslamiyet öncesinin, beyitler kullanılması İslamiyet sonrasını gösterdiğini sınavda çıkacak şekilde gösterdik. Burada künt oldu, ait oldu, ögdürmüş, odgırmışa dikkat edin. Buraları da size sınavda sorarlar. Yani eğer başka kaynağınız varsa elinizde oradan da çalışabilirsiniz. Sıkıntı yok ama kaynak yoksa veyahut da bununla alakalı ders notlarınız yoksa mutlaka üzerinden tekrar edin sınavda çıkar diye söylüyoruz. Sonuçta alacağınız iyi notlar sizler için çok çok daha değerli. Yusuf Has Hacip'ten sonra bu en önemli eser olduğu için burayı tek işledik. Sonra Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügatürk adlı eser var. Buradan da soru bekliyoruz. Divan-ı Lügatürk adlı eserimize baktığımızda burada bu bir sözlük esasında. Divan-ı Lügatürk bir sözlük, bir şiir falan değil. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı ve ilk edebiyat antolojisi. Türk Dünyası Ansiklopedisi olarak da biliniyor. Araplara Türkçe öğretmek için yazılıyor. Sonrasında Atabetül Hakaik var. Hakaik yazıyorum artık sığsın diye. Bunu da Edip Ahmet Yükneki yazıyor. Yükneki yazıyorum. Bu da yine lirik bir eser, dini bir eser, didaktik bir eser. Dini ve ahlaki bir değer taşıyor. Aruz ve cöğütsü bir arada. Aynı zamanda işte cehaletin zararları, kibirlik, alçak gönüllülük, cömertlik, cimrilik gibi kavramlar tezatlar içerisinde işleniyor. Allah'a, peygambere ve dört halifeye övgüler var tabii ki içerisinde. İslam dininin etkisiyle de Arapça Farsça sözcükler olacak Atabetül Hakaik'ta. Bir de Divan Hikmet diye bir eseriniz var ki bu da önemli bir eser. Bu da tasavvuf edebiyatının kurucusu olan Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. Bu eserde de Hikmet adını verdiği dini tasavvufi şiirler var. Nazım birimi dörtlük ve hece ölçüsüyle yazılıyor bu eserde. Halk şiirine geldiğimizde bakın halk şiirinden de sınavda soru mutlaka gelecektir. Halk şiirinde en çok kullanılan ölçü milli ölçümüz hece ölçüsü. Yani halk şiiri buna benziyor. O zaman halk şiirinin yanına da bir yazıyorum. Anonim halk şiiri de böyle. Aşık tarzı halk şiiri de böyle. Tek yatısı halk şiiri de böyle. İkiden hiç yok. İki divan edebiyat tarzına gelecek. Şimdi halk şiirinde kullanılan ölçü milli ölçümüz. Bunu bir kere bileceğiz. Zaten İslamiyet öncesi de bu vardı. Günlük konuşma dili kullanılacak. Kalıplaşmış benzetmeler, söz sanatları, söyleyişler olacak. Yedili, on birli hece ölçüsü kullanılacak. Ve nazım birimi dörtlük. Sade bir dil var. Yarım kafiye ve sesli sözcükler kullanılacak. Halk şairleri şiirlerini cönk adı verilen defterlerde toplayacaklar. Atasözleri ve deyimler sıklıkla kullanılıyor. Şiirlerin herhangi bir başlığı yok. Yani sonradan Tanzimat döneminde şiirlere başlıklar verilecek. Şiirler nazım biçimi adıyla anılıyor. Koşma yazın koşma. Semai semai diye gidiyorsun. Burada eğer yazarı belli değilse anonim halk şiiri diyoruz. Yazarı belliyse aşık tarzı diyoruz. Eğer dini bir şey yazıldıysa da tekke tasavvuf şiiri diyoruz. Tekke tasavvuf şiirlerinde birincisi ilahiler var. Bunlar Allah sevgisini anlatıyor. İlahilere Mevlevilerin ayin dediğini, Yesevilerin hikmet dediğini, Ahmet Yesevi yazmış ya Divan Hikmet, Bektaşilerin nefes, Gülşenilerin tapu, Halvetilerin durak, diğer tarikatlarında cumhur veya ilahi dediğini bilmenizi isteyebilirler. Yunus Emre bu türün en önemli temsilcisi, ilahi türün en önemli temsilcisi ve Risalet-i Nüsi adlı eserinde bunun en güzel örneklerini verecek. Orası bir mesnevi tabii ki. Ve 7'li 8'li hece ölçüsüyle yazılıyor. Burada şunu da bilmemiz lazım. İlahiler özel bir ezgiyle söyleniyor. Nefeslerde Bektaşi ilahileri yani Pir Sultan Abdallar'ın, Kaygus Abdallar'ın yazdığı tarzdaki ilahiler. Devam ediyoruz. Tabii ki tasavvuf edebiyatı belli bir amaç etrafında toplanıyor. Tasavvuf şiirinde hemen böyle bir cami resmi rahatlıkla çizebiliyorduk. Gelelim aşık tarzı halk şiirine baktığımızda şöyle tersten gitmiş olduk burada. Aşık tarzı halk şiirine baktığımızda ise burada aşık denilen kişiler var. Bunlar eskiden hani Ozan Kambakslar vardı ya onların yerine aşıklar alıyor. Bunlar usta çırak ilişkisi içerisinde adım adım kendi ustalıklarını alıyorlar. Hece ölçüsü kullanılacak yine bu tarihi tarz demiştik. Koşma burada en önemli nazım biçimi 11 hece ölçüsüyle yazılıyor. Nazım birimi dörtlük. A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde uyak düzeni var. Genellikle 3-5 dörtlükten oluşuyor. 3-5 dörtlükten oluşunda bize hocamız sorabilir. Karacaoğlan yine koşmalarıyla tanınıyor. Koşmanın nazım türleri de var. Mesela diyelim ki güzelleme aşktan bahsedeni. Koçaklama savaştan bahseden oluyor. Veyahut da taşlama hiciv eleştiri olmuş oluyor. Veyahut da ağıt vefat eden kişilerin ardından söylenen oluyor. Zaten burada da sagu ağırdı İslamiyet öncesinde. Devam ediyoruz. Burada bir de semai var. Semai'de 8 derece ölçüsüyle yazılıyor. Anonim halk şiirine baktığımızda ise anonim halk şiiri son derece basit. Niye? Söyleyeni belli değil. Burada bir tek dörtlükte yazılan mani var. Bakın mani şöyle tek dörtlük. A, A, X, A bu kadar. İlk iki dizesi doldurma, son iki dizesinde asıl atılmak istenen söyleniyor diyebiliriz. Bir de tabii ki türkü var ki türkü de önemli. Burada ezgi eşliğinde söylenen bir halk edebiyat şekli. Türkü'de de böyle dörtlükler halinde gidiyor ama bir
Bent denen asıl sözlerin söylendiği bölüm var. Bir de nakarat denen bölümler var. Burada tekrar eden bölümler diyoruz. Bunlara bağlama ya da kavuştak da diyebiliriz. Aynı zamanda anonim halk şiirinde ninni ve ağıt gibi türler de var. Bunlarla alakalı zaten ayrıntılı videomuzda izlerseniz çok daha konuyu pekiştirmiş olursunuz. Gelelim dil bilgisi konularına. Dil bilgisi konularına film senin olduğunu zaten hatırlıyoruz ama bir kez daha söyleyelim. Taktiğimiz şuydu. Önce yüklemi buluyoruz. Yüklemden sonra geriye kalan sözcüklerden mame iki alabilenler fiilimsi oluyor. Alabilenlerin hepsi değil tabi. Bazen böyle ortada da fiiller olabiliyor. Mayışmak eki alanlar isim fiil. Anası mezar dikecekmiş eki alanlar sıfat fiil. Diğer ekler alanlar da zarf fiil olacak. Bunların ne işlevi olduğunu ve ne olduğunu birazdan sorularla da daha iyi pekiştireceğiz. İsim tanımlarına baktığımızda burada ının ısı diyoruz. İki tane sözcük bir araya gelecek. Belirtili isim tanıması ının ısı var. Mesela sınıfın kapısı, duvarın penceresi, okulun camı, öğrencinin çantası, Türkçenin sorunları falan filan. Inın ısı. Bu belirtili isim tanımlaması. Belirtili isim tanıması ise ın ı yok. Bu sefer sadece ı var. Yani şuraya çiziyorum. Bebek arabası. Okul duvarı. İşte saat kulesi. Saatin kulesi olsa belirtili olacak ama saat kulesi belirtisiz isim tanımlaması olmuş oluyor. Zincirleme isim tanımlaması da 3 isim birbirine girmiş oluyor, zincirlenmiş oluyor. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini zaten önceden tekrar etmiştik. Şimdi bunları da daha fazla uzatmadan hemen sorulara geçelim istiyorum. Başlayalım ilk sorumuza. Şimdi bir hikayemiz var. Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıları doğru, yanlış şeklinde değerlendiriniz diyor. Şimdi önce okumamız lazım tabii ki. Hasene Hanım 40 tane güzellerden kız alıp her birine ayrı ayrı libas giydirip Aslıhan'a daha eski esap giydirip gül bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i de davet eyledi. Sofu gitme dedi. Kerem davete icabet lazımdır deyip gül bahçesine geldi. Kızlar Kerem'i karşıladılar. Kerem Aslıhan'ı görünce Hasene Hanım'ın ayağına düşüp tazim eyledi. Kızlar dahi Kerem'e ve Hasene Hanım'a el pençe divan durdular. Meğer Hasene Hanım'ın muradı Kerem'in sevdası büyük müdür diye tecrübeydi. Zira kendinin hayali geniş idi. Eğer sevdası küçük ise onu öldürtecekti. Baktık Kerem gözünü Aslıhan'dan ayırıp kızlarının hiçbirine bakmaz. Kerem ve Aslı hikayesini alınmış. Hasene Hanım Kerem'in hak aşığı olduğunu anladım. Sonra aşık bize bir şarkı söyle dedi. Kerem dahi sazı aldı eline bakalım ne dedi. Aldı Kerem. Kara gözlüm ne gezersin bu yerde. Gel bizim elleri gez Kerem eyle. Nice kullarını yazdın deftere. Beni de deftere yaz Kerem eyle diyor. Şimdi bu bir halk hikayesinden alınmış. Doğru. Niye? Kerem ve Aslı halk hikayesi. Olağanüstü öğeler içermektedir. Yanlış. Bu destan değil ki halk hikayesi. Mensur yani düz yazısı ve manzum parçalar bulunmaktadır. Doğru. Burası manzum yani şiir şeklinde olan. Burası mensur yani nesir şeklinde olan. Baş kişileri Kerem ile Aslı'dır. Doğru. Şiirler kopuz eşliğinde söylüyor. Hala hiç alakası yok. Kopuz İslamiyet önceki Türk şiirindeydi. Burada bağlama var. Tekke tasavvuf edebiyatı verimidir. Yanlış. Tekke tasavvuf edebiyatı değil. Anonim halk edebiyatı. Halk hikayeler anonime giriyor. Sözlü gelenek ürünüdür. Doğru. Halk edebiyatı genellikle sözlüydü. Kahraman anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır. Hayır. Kahraman yaptım ettim demesi olması lazım. Mesela götürdüm, eyledim, karşıladım, eyledim deseydi kahraman olurdu. Ama bu karşıladı, eyledi diyor. Bu gözlemci bakış açısı olduğu için burada biz yanlış ifadesini kullanıyoruz. Dönemin konuşma dili kullanılmış. Evet o dönem dilini net bir şekilde bize yansıtıyor. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki sanatçılarla mesnevileri eşleştiriniz demiş. Şimdi Yunus Emre Risalet Ünlüsü. O zaman buraya yazıyorum. 1C. Fuzuli Leyla ve Mecnun 2A. Şeyhi Harname 3B. Öküz olmaya yeltenen eşeğin hikayesini anlatıyor. Ahmedi İskendername 4E. Gülşehri mantıku tayir ediyoruz. Gül abla mantıyı sever. Ahmet İskender'i sever diyebilirsiniz. Yunus Emre Risalet Ünlüsü'yü zaten ezbere bilmeniz lazım. Fuzuli Leyla ve Mecnun da zaten ezbere bilmeniz lazım. Burada mesela Şeyhi'nin harnamesi var. Bakın bu ünlü Şeyh ile başlayan iki tane isim var. Şeyhi'nin harnamesi ünlü. Bir de Şeyh Galip diye divan şiirinin en büyük sanatçıları var. Son büyük sanatçısı var. Onun da Hüsnü Aşk adlı mesnevisi var. Aşk erkeği Hüsnü kızı canlandırıyor. Aynı Leyla ve Mecnun gibi. Bu ikisini karıştırmak için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şeyhi tek isim, harname tek isim. Şeyh Galip iki isim, Hüsnü Aşk iki isim diyebilirsiniz. Ahmet İskender sever, Gül abla mantı yer diyebilirsiniz. Gelelim diğer tarafa. Orijinal metin günümüz Türkçesiyle. Kelde esin esneyu, katka tükel osnayu. Kirde botun kasnı. Ne oldu ya? Bu eski Türkçe işte. Bu o zaman yukarıdaki şiir İslamiyet öncesi Türk edebiyatının, İslamiyet'i kabulden önce yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatının söz dönemine aittir diyebiliriz. Burada Türkçesine vermiş. Bu dönemde genellikle aşk, tabiat, güzellik olan için yani böyle şiirlere biz ne diyorduk? Koşuk diyorduk. Koşuklar
böyleydi. Halk edebiyatında koşma, divan edebiyatında gazel adını alacak. Bu nazım biçiminde tabii ki de hece ölçüsü kullanılacak. Niye? Hecelerin sayısı aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7'li yani. 7'li hece ölçüsü var diyebiliriz. Ahenk ne tarz kafiyle sağlamış? Bak esneyu, osnayu diyor. Buralar esne, osna, neyu, nayu. Erişti, okuştu, oruçtu. Burada şeyler var. Şimdi ahenk burada tabii ki farklı kafiyeler alıştırarak yapılıyor ama mesela esnio, kasnio, es, kas. Ha bak burada esnio, kasnio. Bu S harfi olduğu için daha çok zaten İslamiyet öncesi yarım kafiye olduğu için yarım kafiye diyebiliriz. Tabii böyle bir şeyin size kafiye düzenini sormazlar. Kafiye düzenine baktığımızda yu 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 yani A A A B. Devam ediyoruz. C C C B şeklinde gidiyor. Niye? Şunun ikisi aynı. O zaman kafiye düzeni A A A B C C C B şeklindedir diyebiliriz. Dış etkilere tabii ki kapalı yani tam ez öz arı Türkçe ve aynı zamanda dörtlük nazım birimi vardı diyebiliriz. Devam edelim. Burada ne diyor? Adı verilen kişilerce bir çeşit telli saz olan bir kere İslamiyet'ten önceki telli sazımızın ismi kopuzdu. Sanatçıların ismi ise şaman. Başka ne diyorduk? Kan vardı. Başka baskı vardı. Başka ozan adı veriliyordu bunlar. Bunları ellerini kopuza söylüyorlardı. Bu şiirler halk edebiyatındaki koşmalara benziyor. Bunu zaten söyledik. Yani koşmanın öncesi koşuk, sonrası ise divan edebiyatındaki gazellere benzetilebilir diyebiliriz. Buradan soru geliyor arkadaşlar. Bu sayfayı iyi incelemiş olmanız lazım. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Kutadgu Birliği'ndeki sembolik kahramanlar. Evet bunu da sorabilirler demiştik. Sayfadan da göstermiştik. Künt olduğu hükümdardır ve adaleti temsil eder. Bu üniversite sınavında sorulmuştur arkadaşlar. Ait olduğu dolunay demek ve vezirdir. O da mutluluğu temsil eder. Devam ediyoruz. Ögdilmiş, övülmüş vezirin oğludur ve akıllı temsil eder. Od kırmış da vezirin kardeşidir ve akıbeti temsil eder. Bunlar Kutadgu Birliği'nin sembolik, alegorik kahramanlarıdır. Kutadgu Birliği nasıl hatırlarsanız böyle mesleğimiz şeklinde gidiyordu. A, B, B, C, C şeklinde gidiyordu. Devam ediyoruz. Bu şiirle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Dadal oğlum yarın kavga kurulur. Öter tüfek davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Bir kere epik şiir doğru. Şiirin son dörtlüğünden alınmıştır. Niye? Dadal oğlum diyor. Mahlas son dörtlüğü olur. Doğru. Tapşırmalar. 11 hece usulü oluşturulmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru. Tam kafiye ve redif kurulmuştur. Kullanılmıştır. Özür dilerim. Şimdi kurulur vurulur diyor. Kurmaktan kurulmak, vurmaktan vurulmak. Burada olurlar redif. Şöyle yazalım. Ul, ur. Bunlar redif. Çünkü ikisi de yapım iki, ikisi de geniş zaman iki. Kur, ur'daki urlar ise bu. Şunun altını istiyorum. Şöyle nokta nokta yapıyorum şuraya. Şu urlar ise tabii ki şey. Tam kafiye. Tam kafiye ve redif kullanılmıştır diyebiliriz. Serilir diyor. Serilirde ise durum değişiyor. Bak serilirde durum değişti. Niye? Çünkü şurada tam kafiye kullanılmış. Ama burada kullanılmamış. Serde R'de yarım kafiye düşmüş. Niye bak şimdi. R tamam. Burada R'den. Burada kullanılmış. Burada ise tam şiire baktığımızda yarım kafiye verilip kullanılmış. O yüzden burada biraz bilgi hatası var. Aşık tarzı halk şiiri örneklerinden biridir. Aşık tarzı halk şiiri olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada deniz seçeneğini işaretleyebiliyoruz. Geldik bu soruya. Şimdi yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir diyor. Şimdi kuleden ses geliyor kuleden. O kaş o göz değil mi beni sana kuleden. Bu bir mani, kesik mani. Fındık kırdım iç ettim, yaylalara göç ettim. Yarım senin yüzünden ben bu canı hiç ettim diyor. Şimdi anonim halk şiiri verimidir. Şimdi evet ikisi gerçekten de anonim halk şiiri. Tamam. Bu türkü, bu da mani. Uyak şemaları aynıdır. Bakalım. Evet bu da doğru. Bak ikisi de şöyle, şöyle 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 oluyor. A oldu. Doğru. Doğa teması işlenmiştir. Alakası yok. İkisinde de düz mani örneğidir. Bu kesik mani. Zaten bu da yanlış oluyor. Dolayısıyla cevabımız. Edirne diyoruz da geçiyoruz başka bir soruya. Aşağıda metinde yer alan filmsleri belirleyip uygun kutucuklara yazınız demiş. Filmsi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Söylemiştik. Önce yüklem buluyoruz. Sonra geri kalanlardan mameyki alanlara bakıyoruz. Şimdi
Şimdi isim fiilleri sıfat fiil fark edelim. Önce film seri bulalım. Pastırma yazı Kasım ayı ortası bitip takvimler aralığa doğru ilerlerken İstanbul'da 18 derece civarında seyredip bizlere sıcak günler mi yaşayacak yoksa 8'e düşüp üşüyecek mi bilinmez. Bilinmez yüklemimiz bir kere. Bilinmez çekimli fiil. Şu çekimli fiilleri şöyle CF yazıyorum ve dikdörtgen içine koyduğumu söylüyorum. Sonra şimdi burada şuna dikkat edelim. Geriye kalanlardan mavi ekran alanlar fiilimsi oluyor ama hepsi değil. Pastırma yazı şöyle siyahla çizelim. Pastırma yazı Kasım ayı ortasında bitip diyor. Bitmeyip diyebildiğimiz için ip zarf ile kalmış. Bitipi yazdık. Devam ediyoruz. Takvim aralığa doğru ilerlerken ilerlemezken diyebiliyoruz. Bu da ırken eki almış. Bu yine zarf fiil diyoruz. İstanbul'da 18 derece civarında seyredip ip diyebiliyoruz. Yine ip eki zarf fiil diyebiliriz. Bizleri sıcak günler mi yaşatacak? Yoksa 8'e düşüp bak düşüp diyor. Gene burada da üp zarf fiili görüyoruz. Ve devam ediyoruz. Üşütecek bilmez. Peki hocam üşütecek ve yaşatacağı onlar yüklem değil ama bunlar fiil arkadaşlar. Çekimli fiil. Yani gezilecek yer işte çözülecek soru gibi sıfat fiil değil. Ecek ikiye aldı diye sakın atlamayın. Zor sormuşuz. Fakat gezmeyi sevenler buna pek aldırmıyorlar. Şimdi aldırmıyorlar yine çekimli fiilimiz. Tamam. Şu çekimli fiil olduğu için şunları da yine dikdörtgen için aldım. Şimdi gezmeyi gezmemeyi diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu bir isim fiil. Devam ediyorum. Sevenler sevmeyenler yine sıfat fiil. Buna pek kalınca bir yağmurluk yola çıkmak yeterli. Kalınca derken kalmayınca diyemiyorsun. Bu kalın olan demek istiyor. Çıkmak çıkmamak diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bir isim fiil. Hele sıcakta hele sıcakta da soğukta da sevenleri yazıp atladık. Hele sıcakta da soğukta da keyif verecek bir yer. Verecek vermeyecek diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu sıfat fiil. Varsa biraz kalınca bir yağmur yola çıkmak yeterli. Bizim kuşağın halen Londra asfaltı dediği demediği sıfat fiil. Dediği demediği. Yolun Büyükçekmece'ye inen inmeyen sıfat fiil. Meşhur yokuşuna geliyorum. Buradaki yokuşu inmek inmemek isim fiil. Burayı da gösterdik. Kolay olsa da çıkışı bir hali zordur. Şimdi yeterliği veya zordur neden şöyle yapmadım? Dikdörtgen içine aldım. Çünkü onlar çekimli fiil değil. Yüklemler isim. Vakti zamanında kervanların yüklü demeleri yukarı tırmanırken, tırmanmazken. O zaman tırmanırken de yazalım şuraya. Tırmanırken. Hayli zorlandığı için zorlandığı zorlanmadığı yine sıfat fiil. Yokuşa deve bağırtan adını vermişler. Deve bağırtan bağırtmayan diyebiliyoruz. Bağırtan eki var orada. Deve bağırtan adını vermişler. Deve bağırtan tabii özel isim olduğu için almamıza gerek yok gibi duruyor ama biz yine de bağırtan sözcüğünün burada sıfat fiilimsi olduğunu söylememiz lazım diyoruz. Zorlandığı da yazdık. Ha şurada tabii iniş ve çıkışı da kaçırmayalım. Onu da şey yapmasın. İnmek ve çıkmak kolay olsa çıkışı çıkmayışı diyebiliyoruz. O yüzden çıkışını da buraya koyduk. Tamam. İnmek çıkmak yeterli diyoruz. Tamam. Şimdi buraya koyduk. Devam edelim. Hangisi isim tanımlaması yoktur diyor. Romalılar Adriyatik'in doğu kıyısındaki Drac Dracum'la isim tanımlaması dediği neydi? In ığlı bir şey bulacağız. İki tane birbirine sadece. Adriyatik'in kıyısı bak. Adriyatik'in kıyısı. Burada var. Başlayıp İstanbul'da bir tane 1100 km yol yaptılar. Tamam. Via Egnatia adlı bak sıfat fiilleri bak. Şu isim fiilleri şöyle çizelim. Şey isim tanımlamalarını böyle çizelim. Sıfat tanımlamalarını da ST'leri morla çizelim. Şimdi şu doğu kıyısı bir sıfat tanımlaması ama Adriyatik kıyısı isim tanımlaması. Sonra İstanbul'da bir tane 120 km bir yol. 120 km şurası bir sıfat tanımlaması. Ama bize isim tanımlamasını soruyor. Via Egnatia adlı bu yol. Bu yol yine sıfat tanımlaması. M.Ö. 120 yılında tamamlandı ve Romalıların ardından. Romalıların ardı isim tanımlaması. Ve önce Bizans'a sonra da Osmanlı'ya miras kaldı. Bizans eseri olan Eski Atiras Köprüsü'nün kullanılmaz hale gelmesi. Bizans eseri olan eski köprü. Burası isim tanımlaması. Şey sıfat tanımlaması. Köprüsünün kullanılmaz hale gelmesi üzerine diyor. Ziget ver seferi öncesi. Şimdi burada ziget ver seferi öncesi. Seferinin öncesi olsaydı belirtili olurdu ama ziget ver seferi öncesi belirtisi oluyor. Mimar Sinan bu yeni köprüyü. Bu yeni köprü sıfat tanımlaması. Büyükçekmece Gölü'nün böldüğü. Büyükçekmece Gölü. Ne gölü? Büyükçekmece Gölü. İsim tanımlaması. Via Egnatia yolunu tekrar. Via Egnatia yolu. Bu da yine isim tanımlaması. Böylece Avrupa yolu. Avrupa yolu isim tanımlaması. Avrupa'nın yolu olsaydı belirtili olurdu. Bu yolu kullanan, bu yol sıfat tanımlaması, ticaret kervanları, ne kervanları isim tanımlaması,
Yolcular da aynı zamanda kullanan ticaret kervanları da bir sıfat tanımlaması. Yolcular da cami, kervansaray ve hamam gibi imkanlara kavuştu. Buraları geçtik. Bu arada hemen belirtelim ki Büyükçekmece ve Küçükçekmece göl değil, lagündür. Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölü deseydi isim tanımlaması olurdu ama göl değil, lagündür demiş. O zaman bu ara hangi ara dediğimiz için bu bir sıfat tanımlaması ama başka bir tanımlama yok burada. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği diyoruz arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Bu parça alt çizili yerlerin hangisi yazım yanlışı yapılmıştır? Keşfetmeye doğru yazılmış. Ses olayı varsa bitik yazılıyor. Makedon Kulesi doğru yazılmış. K büyük yazılır. Roma dönemi demiş. Roma döneminin D'si büyük olmalıydı. 19. yüzyıl doğru yazılmış. Restorasyonu doğru yazılmış. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Geldik buraya. Bu metindeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlış açıklanmıştır diyor. Curiosity adlı uzay aracı Mars yüzeyinde bir zamanlar akarsu yatakları olduğunu kanıtlayan kayalar ve kanıtlar buldu. Birinci, özneyi diğer aylardan ayırmak için kullanılmış. Evet, Curiosity adlı uzay aracı kalıntılar buldu. Bu doğru. Bu bağlamda bilim insanlarını en heyecanlandıran sorulardan biri de şu. Mars'ta bir zaman yaşam var mıydı? Bugün iki yapılacak açıklamayı belirtmek için kullanılmıştır. Evet, nokta, iki nokta üstü açıklamalardan önce kullanılır. Üç, soru anlamını belirtmek için kullanılmıştır. Mars'ta bir zaman yaşam var mıydı? Evet, soru anlamı var. 4 ve 5 ara sözü göstermek için kullanılmıştır. Şu 6 olacak tabii, burayı karıştırmayalım. Şu 6 olacak. 4 ve 5 ara sözü göstermek için kullanılmıştır. Bakalım. Bugün şüphesiz binlerce kişi fırsat bulsa Mars'a gitmek için, gelmek üzere olsa bile sıraya girecek. Ha bak, gelmek üzere olsa bile diyerekten kısa çizgi kullanılmış bu ara söz. 6, şurası 6 da ben tabii ters yazdıkları için düzelttim. Yazdaki madde numarasını göstermek için kullanılmıştır. Bakalım. Böyle macera personel 15. yüzyılda, hayır. Burada sıra sayısını göstermek için kullanılmış. Dolayısıyla 15. yüzyıl derken madde numarasını göstermiyor. O yüzden cevabımız Edirne diyoruz. Şimdi o zaman geldik ödev kısmımıza. Birincisi arkadaşlar bakın. Şu anda kitaptan göstereceğim kısımlar sınavda çıkar. Dolayısıyla ister kitabı alın, ister kendi kitabınızdan buralara çalışın. İsterseniz ekran görüntüsü alın, bilmiyorum ne yaparsanız yapın ama buralar önemli. Şu anda hala sınavda çıkacak yerleri söylüyoruz. 1. Edebi sanatlardan size soru soracaklar şiir konusunda. Eğer divan şiirine geldiyseniz gazelin özelliklerini soracaklar. Burada sayfa çok gelir, buraya dikkat edin. Ama kazanımlara göre şu anda buraya gelmediğimiz için biz bunu işlemedik bugün. Divan edebiyatının genel özelliklerini sorabilirler eğer ileriye geçtiyseniz. Bu sayfadan kesin iki sorunuz var. Sayfa 56. Sayfa 54'ten sorunuz var. Sayfa 52'den sorunuz var. Bunlar hep dini tasavvuf halk şiirleri. Halk şiirinin genel özelliğini zaten biliyorsunuz. Atabetül Akay, Divan Hikmet, Divan Ligat Türk ve Yusuf Asacı mı yazdı? Kutat Kubilik. %100 sorunuz var sınavda. Buraya iyi çalışın. Buralar tabii İslam Öncesi Türk Şiiri, buradan da soru gelecektir. Gelelim buralara. İsim, fiil, sıfat, fiil, buraları zaten biliyoruz. Fiil, imsiye. Tanzimat dönemi milli edebiyat hikayeleri. Genel özellikleri hangi hikayenin olduğunu size sınavda soracaklar. Sami Paşa'dan Sezai'nin sergüzeştini, Letaif Ali ve Ayet Ahmet Mustafa Efendi soracaklar. Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri ve mesleğin arasındaki farkları, bunların birbirlerine geçişlerini size soracaklar. Buraları güzel güzel çalışıyorsunuz. 1. Aynı zamanda soru bankamızdan Türk Dili Edebiyatı elinizde varsa buradan da çözeceğiniz sayfaları söyleyelim ve bitirelim arkadaşlar. Bakın burada zaten sorular nasıl geleceğini söylüyorum. Dede Korkut hikayesi, halk hikayesi, mesnevi, Tanzimat dönemi, millet dönemi, hikaye. Hikaye türünü dünya edebiyatına öne yer veriliyor. Halk hikayeleri, mesnevi türü Yusuf ve Züleyha, Ashab-ı Kehf eserlerden seçilir diyor. Bunlar hep sınavda çıkabilecek kısımlar var. Filmsiler bilinmelidir şeklinde kazanımlar var. Bu Milli Eğitim Bakanlığı buradan soracağını söylüyor. Dolayısıyla sayfa 35'ten başlıyoruz arkadaşlar. Buraları çözüyoruz. Sonrasında sayfa 35'ten sonra şu kısım da önemli. Yine sayfa 56-57'yi çözmenizi istiyorum. Yazılıları. Ve yine bak divan edebiyatından örnekler veriyor. Buraları da soracağını söylemek istiyor. 61 şey, halk edebiyatından örnekler veriyor. Mani sınavda gelecek. İlahi ve nefes sınavda gelecek demektir. Geçiş döneminde 11-12. Yüzyılda işte didaktik oldukları halk şey, Hakani eleştirisiyle yazıldıkları, hem beyit hem aruzun kullanıldığı, İslam dininin güzelliklerini anlatıldığını size soracaklar sınavda. Kuşuk, Sagu örneklerini bilelim İslamiyet öncesinde. Sayfa 61'den başlıyoruz. Burada da arkadaşlar hemen geliyorum. Şurada bakın en son yazılı örneğimiz var. Burayı da çözmenizi istiyoruz. Sayfa 86-87. Sonrasında da ödülü sorumuzu yapıyor, yorumları yollayın. İnşallah sınavda en yüksek notu siz alırsınız. Görüşmek üzere.